İyi akşamlar. İşte buluşma saatimiz 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Deniz Ekrem Açıkel ve bugün 20 Mart Cuma. Hayatımızın orta yerinde bir koronavirüs gerçeği var. Şüphesiz bu virüs, bu yaşananlar bize bir şey öğretti. Ben kendi adıma öğrendiğimi anlatayım size. Birçok şeyin önemini yitirdiğini ama bambaşka şeylerin de önemini yeniden bize hatırlattığını söyleyebilirim. Ne kadar zengin olursanız olun, kapınızda hangi lüks araba olursa olsun şu anda binip çıkamıyorsunuz bile. Peki ne önemli? Tabii ki sağlık, tabii ki aile. İşte virüs bunları yeniden bana hatırlattı. Bunları öğrendi. Hepsini konuşacağız ama gelin günün ana omurga fotoğrafını da birlikte çekmeye başlayalım. Dedim ya, karşımızda çok ciddi bir cümle var. Hayatımız değişti. İki başlık sunacağım. Dün de söylemiştim, bugün uygulamaya geçti. Türkiye'de, Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman Cuma namazının kılınmadığı bir dönem, bir tarih, bir Cuma günü olmamış. Ama bugün Türkiye'de Cuma namazı kılınmadı, kılınamadı. Camiler boynu büküp kaldı. Cemaat de hüzünlüydü. Müminler hüzünlüydü. Hepsini izleyeceksiniz. Aynı zamanda çok ama çok değerli. Orada demir parmaklıklara tutunmuş iki el görüyorsunuz. 300 bin kişi şu anda cezaevlerinde. Hatta annelerinin yanında mecburen cezaevinde kalan yavrucaklar da var. Bitmedi. İnfaz memurundan aşçısına, sağlık personelinden temizlik personeline 150 binde cezaevi çalışanı. Onlar ne olacak? Nihayet. Evet, af geliyor. Bunun alt başlıklarıyla çok önemli haberler birazdan karşınızda olacak. Ve hep bu ekrandan söyledim. Çin'deki doktorları, İtalya'daki doktorların o zor, o maske izli, o güçlükle ayakta kaldıkları, azıcık uyku molası verdikleri anları size izlettim. Ne dedim? Benim değerli doktorlarıma, sağlık çalışanlarına, saldıran magandalara ders olsun. Ve Türkiye, işte bir hakkı hep beraber teslim ediyoruz. Saat 21'de evlerimizde ya ışıklarımızı açıp kapatacağız ya da sağlık çalışanlarımızı alkışlayacağız. Cansiperane mücadele ediyorlar. Hayatlarını ortaya koyuyorlar. İtalya'da canlı yayında bugün kaç doktorun hayatını kaybettiğini öğreneceksiniz. Yaşasın Türk doktorları, yaşasın Türk sağlık çalışanları. Ve Avrupa. Üç bayrak da burada, yoğun bakım fotoğrafı da burada. Almanya, canlı yayında bağlanacağız. Sokağa çıkma yasağı geldi. Ardından İngiltere, her yer kapandı. 500 bine yakın Türk var. Ankara anlaşmasıyla gitmiş, freelance çalışıyor. Onların durumları ne olacak? Canlı yayında. Ve İtalya. Çok önemli isimler hayatını kaybetti İtalya'da. Dünyada en çok koronavirüsün can aldığı ülke. Nokta. Şehire canlı yayında bağlanacağız. Korku, yalnızlık ve ölüm diyeceğiz. Şimdi biraz daha sizi yumuşatmamız da gerekiyor bu ağır haberlerden sonra. İki başlığı hayata geçireceğim. Tek bir yerde göremeyeceğiniz başlıklar onlar. Öncelikle evdeyiz, mecburen evde kalıyoruz. Biz yayıncıyız, çalışıyoruz. Bizim kaderimiz bu. O zaman evde olanlar, kilo almayın. Habire buzdolabına gidip yemek yemeyin, bir şeyler atıştırmayın. Buna karşı ne yapmalı? Egzersiz yapmalı. Virüse de iyi geliyor. Peki evde nasıl egzersiz yapılır? O 35-40 metrekarelerde uzmanı, canlı yayında spor eğitmeni bize uygulamalı olarak evde basitçe odada nasıl egzersiz yaparım birlikte izleyeceğiz, öğreneceğiz. Yiyip içip yatmayalım diyeceğiz. Son başlık, biraz gülelim. İhtiyacımız var. Bayağı ciddi, çok acı veren olaylar konuşuyoruz. Tebessüm her zaman değerli. O zaman yurdum insanının kreatif korona videolarını izlettireceğim size. Bir de Gürse Bilsen hanımefendi. Müthiş başarılı bir isim. Bugün diziyle ilgili uzaktan dizi nasıl çekilir?
Jet Sosyete ile ilgili harika mesajlar gönderdi. Gülümseyeceğiz, damağımızda hoş bir tat bırakmaya çalışacağız. Gelin başlayalım. 300 bine yakın tutuklu ya da hükümlü, 150 bin cezaevi çalışanı, dahası taş duvarların ardında anneleriyle kalan çocuklar çaresizce bekliyorlar. Eğer virüs ulaşırsa cezaevlerinde facia yaşanacak. Hükümet hızla harekete geçti. Mahpusluk bitiyor, demir kapılar açılıyor. Ayrıntılar az sonra. Hayat ya da kader, ne derseniz deyin. Ortaya çıkan bu virüsle bize çok ama çok farklı bir ders veriyor. Hayatımız korona öncesi ve sonrası diye resmen ikiye ayrıldı. Birçok şey anlamını yitirdi. Para, pul, şan, şöhret, mevki, makam. Virüsle birlikte önemini yitirdi. Kapınızda isterse bir Ferrari'niz olsun, beklesin orada. Neye yarar? Binip dışarı bile çıkamıyorsunuz. İstediğiniz kadar paranız olsun, sizi virüsten koruyacak bir ilaç alamıyorsunuz. Peki neler önem kazandı? Sağlık, aile bağları, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, yardımlaşma ve dayanışma. Korona zenginle fakiri eşitledi resmen. Ama öncelik şehitlerimizde. Ne olursa olsun Suriye'deki askerlerimizi unutmayalım. İdlib'de yine şehit verdik. Roket atarla vuruldu yiğitler. Sivaslı Ramazan, Kahramanmaraşlı Oğuzhan ve Ağrılı Sezai. Bu zor günlerde dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Dillerden dua dökülürken gözlerden yaş aktı. Türkiye, 3 kahraman şehidini daha ebediyete uğurladı. 24 yaşındaydı Sivaslı şehit uzman onbaşı Ramazan Nair. Şehadet şerbetini İdlib'de Suriye rejim güçlerinin saldırısında içti. Ali Baba mahallesindeki baba ocağına şehit bedeni geldi. Şehit için yukarı tekke mezarlığı garnizon şehitliğinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlara koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı. Yakınları törende şehidin naaşına son kez baktı. Cenazesi şehitlikte toprağa verildi. Kahramanmaraş'ın yüreği de şehidine yandı. 28 yaşındaydı uzman onbaşı Oğuzhan Taş. Sivaslı silah arkadaşı Ramazan Nail'le aynı saldırıda şehit düştü. Sağ! Sola! Dön! Şehit için Elbistan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Baba Muhi ve anne Selamet Taş, Hocazade Camii'nde cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Şehit uzman onbaşı Hocazade mezarlığında ebediyete uğurlandı. Ağrı'nın gözyaşları ise şehit uzman çavuş Sezai Atabey için aktı. İdlib'te geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü kahraman uzman çavuş. Naaşı Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde defnedildi. Ve Türkiye'nin koronavirüsle sınavı. Şimdi son rakamı vereyim. Bakan Koca dün gece yarısı açıklamıştı biliyorsunuz. 4 vefat, 4 can kaybı var. İlk kez bir hanımefendiyi de bu olayda kaybettik. Ve vaka sayısı 355. Hızla da artacak gibi görünüyor test kitlerinin gelmesiyle birlikte. Şimdi dün akşam saat 21 itibariyle Türkiye'de bir hassasiyet oluştu. Bu ülkenin evlatlarının doktor, hemşire, laboratuvar, teknisyen ne derseniz deyin tüm sağlık çalışanlarının haklarını teslim etmek. Yani saat tam 21'de alkışlamak onları ve onlar için bir destek için ışıklarımızı yanıp söndürmek. Onlara biz mecburuz ve onlar da fedakarlıkla çalışıyor. Bu fedakarlığı cephede görev yapan Mehmetçik de takdir ediyor. İşte son 24 saatte hem Mehmetçik bakışıyla hem de sağlıkçılara bizim bu halkın teşekkürü. Ergün Tepe Üst Bölgesi. Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız. Dikkat! Korona ile mücadele eden doktorlarımızı vatan nöbetindeki Mehmetçik de unutmadı. Doktorların özverisini onlar da alkışladı.
koronavirüse karşı sokağa çıkmayın uyarısı yapıldı. Ama onlar hastanedeydi ve görevleri başından bir an olsun ayrılmadılar. Ailelerini bir kenara bırakıp gece gündüz hastalarla ilgilendiler. Türkiye, sağlık çalışanlarının bu alkışlanacak hareketini elbette karşılıksız bırakmadı. Saatler 21'i gösterdiğinde milyonlar tek yürek oldu. Sağlık çalışanlarımız balkonlarda dakikalarca alkışlandı. Sağlıkçıların özverili çalışması sevgi gösterileriyle desteklendi. O alkışlara Mehmetçik de katıldı. Dağlık bölgede operasyonda olan askerimiz sağlık çalışanlarına bu videoyla teşekkür etti. Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız. Dikkat! Koronavirüs gündeminde asla ama asla gözlerden kaçmamalı. Cezaevlerinin durumu. Türkiye'de şu dakikalarda cezaevlerinde kaç tutuklu ya da hükümlü var? Söyleyeyim. Yaklaşık 300 bin. Peki 300 bin kişiye hizmet verenler, infaz koruma memurundan, dedim ya, doktoruna, işçisine, yemekhane görevlisine, aşçısına 150 bin. Taş duvarların arkasında yaşıyorlar. Oraya o virüs bir şekilde ulaşırsa çaresizler. Yapılacak hiçbir şey yok. Cezaevlerinde büyük bir facia yaşamak demek. İşte nihayet hükümet harekete geçti. Yargı infaz indirimiyle ilgili kararlar hızla çıkmak üzere. Yani bir deyim yerindeyse ceza indirimi ya da af çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. 10 yıl ceza alan birisinin cezası %50 azaltılacak. Eğer 5 yıl cezaevinde kaldıysa salıverilecek. Cezaevlerinin demir kapıları nihayet açılıyor. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur. Cezaevlerinde koronavirüse yakalanan mahkum şu an için bulunmuyor. Salgının cezaevlerinde ilerlememesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Cezaevlerindeki mahkumlara koronavirüs tahliyesi geliyor. Bu konuda tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını çok iyi bir dinleyerek, iyi bir hazırlık yaparak teknik çalışmalar yapılmıştı. Görüyoruz, daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler de elbette yine meclisin takdiriyle yürürlüğe girecektir. İnfaz düzenlemesiyle alakalı şu an son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra da teklifimizi nihai hale getirip meclis başkanlığına sunacağız. Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüs zirvesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan acil bir infaz düzenlemesi toplantısı yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları katıldı. Toplantıda cezaevlerindeki durum masaya yatırıldı. Şu an itibariyle 300 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu tespiti yapıldı. Cezaevlerinde kapasitenin üstünde mahkum olmasının virüsle mücadelede risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Yapılacak yeni bir düzenlemenin ardından yaşanacak tahliyelerle bu riskin azaltılabileceği vurgulandı. Toplantıdan cezaevlerini rahatlatmak lazım görüşü çıktı. Ancak infaz indiriminden 6 suçu işleyenler yararlanamayacak. Cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenlerle tekrar suç işleyenler kapsam dışı bırakılacak. İnfaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezalarda oransal indirime gidilmesi planlanıyor. Kapsam dışı bırakılan suçlar hariç cezaların infazı %67 yerine %50 olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Doğum yapan bir kadın hükümlü doğumunun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını evlerinde çekecek. Düzenlemeyle 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Suç işleyen kısa sürede olsa mutlaka cezaevine girecek. Örneğin 1 ay hapis cezası alan bir kişi 12 gün açık cezaevinde kalacak. Düzenlemeyle ilk etapta 30-35 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Ancak tahliye sayısının yüksek tutulması için kapsamın genişlemesi de gündemde.
Bu kapsamda terör suçları dışında kalan tüm suçlara belli oranlarda indirim yapılması ikinci bir alternatif olarak masada duruyor. Böyle bir durumda tahliye edilecek mahkum sayısının 100 bine ulaşabileceği hesaplanıyor. Virüs daha fazla yayılmadan ve cezaevlerine girmeden düzenlemenin bir an önce yasalaşması için kısa süre içinde meclise gönderilmesi bekleniyor. Gelelim koronavirüsün Türkiye'ye vurduğu ekonomik darbeye. Şimdi ne dedik? Özel sektör çok zorda. Bu kiralar nasıl ödenecek? Bu cirolar nasıl yapılacak? Bu maaşlar nasıl ödenecek? Her yer kapalı. Size ekonomik zorlukla ilgili örnek bir olay anlatacağım ve haberini izleyeceksiniz. İstanbul'da taksi kiralama, taksi plakası. Bir taksi plakası 2 milyon lira. Aylık kirası ise 9.500-10.000 lira. Ve bugün plaka kiralayan şoförler eylem yaptılar. Plaka sahipleri bizi anlasın. Ortada müşteri yok. Biz bu kiraları ödeyemeyiz dediler. Tıpkı Türkiye'deki milyonlarca esnaf gibi. Kazanç varsa herkes kazansın. Zararı varsa, sıkıntı varsa herkes o sıkıntıyı çeksin. Zira plaka sahipleri yılda milyonlar kazanıyor. Taksi şoförü ise birden fazla durakta çalışmalarına rağmen gelirlerinin düşmesinden dertli. Düşüşün sebebi ise koronavirüsü. Ticari araçların tercih edilmemesiyle gelirleri azalan taksi şoförleri eylem için bir araya geldi. İstanbul, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde direksiyon sallayan şoförler Beylikdüzü pazar alanında eylem yaptı. Taksi sürücülerinden Yunus Başbuğa şoförlerin sıkıntılarına dikkat çekti. Şoför kendi sigortasını yatırıyor ve kurtarmadığı için 3 durak çalışıyor. 3 durakta aşağı yukarı günlük 25 liradan 75 lira para yapıyor. Artı 550-500 lira da araç sahibi istiyor. Araç sahibi neden istiyor onu? 300-350 lirasını plaka sahibine vermek için, center'lara vermek için. Plaka sahipleri yaşanan sıkıntıların dışında kalıyor. Çünkü onlar işler iyi gitse de gitmese de belli miktar ödemelerini alıyorlar. Bu da şoförlerin gelirlerinin olduğu gibi plaka sahiplerinin gitmesine neden oluyor. Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Araçlarla yarışıyor, kaza riski artıyor. Üçüncüsü, kaza yaptığı zaman aracın masrafını şoför karşılıyor. Şoförler yaptıkları eylemin ardından plaka sahiplerine seslenerek aylık ücretlerin düşürülmesini istedi. Dedim ya, taksiciler bir örnekti. Birçok iş kolunda bu yaşanıyor. Onun için bunu size izlettirdim. Gelelim özel sektörün şu paralı parasız, yıllık izin, ücretli izin meselesine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacağını açıkladı. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği kaç ay alınıyor ve nereye başvuru yapılacak? İşte bu soruların cevapları. Koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Hükümet tedbir amaçlı bir dizi önlem aldı. Birçok iş yeri kapatıldı ya da personelin evden çalışmasına imkan tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı önlem alarak ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı. Bu tedbir paketi içinde en dikkat çekici olan kısa çalışma ödeneği oldu. Kısa çalışma ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak veya hızlandıracağız. Öncelikle kısa çalışma ödeneği yeni bir düzenleme değil. İşkur çatısı altında uzun süredir uygulanıyor. Son 15 yılda ise 350 bine yakın çalışan bu ödenekten yararlandı. Ve bu kişilere 432 milyar lira ödendi. 2020'de 18 bin kişi kısa çalışma ödemesinden yararlandı. Peki bu kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabiliyor? Ekonomik sorun yaşayan işverenler kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak. İş yerinin bu ödenekten yararlanması için İşkur'a başvurması gerekiyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra iş yerinin bu ödenekten yararlanmasına imkan tanınıyor. Bu aşamada da aranan şartların da başında çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmadan önce 2 ay çalışıyor olması ve son 3 yıl içinde de 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. 600 günün 450 güne düşürülmesi için çalışma yapılıyor. Ancak henüz bununla ilgili kesin bir karar verilmedi.
kısa çalışma ödeneği kapsamında personel maaşının %60'ını alacak. En yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı 4.380 lira. Asgari ücretli bir çalışan 1.752 lira ödenek alabilecek. Bu da işsizlik fonundan karşılanacak. Sağlık sigortası primleri de ödenecek. Ödemeler de PTT aracılığıyla yapılacak. Paket kapsamında işverene asgari ücret desteği de verilecek. Bu rakam her işçi için 75 lira. Destek süresi de 12 ay boyunca uygulanacak. Koronavirüs asla yaşanmaz denilenleri yaşatıyor. Türkiye tarihinde ilk kez cuma namazı kılınamadı. Camiler selasız, cemaatsiz, ıssız kaldı. Selimiye, Süleymaniye, Fatih, Sultanahmet sadece uzaktan bakılabildi. Milyonların cuma hüznü az sonra. Evet, gelelim belediyelerin koronavirüsle ilgili mücadeleye etkilerine. Şimdi önemli kararlar alındı. Önce Çevre Bakanlığı su fiyatları ya da su borçları ile ilgili kimsenin suyu kesilmeyecek kararını çıkardı. Önemliydi. Dönelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Başkan Ekrem İmamoğlu da bugün yeni önlemleri açıkladı. İzleyelim. Taksi dolmuş ve minibüslerin dolduğu 25 binden fazla araç biraz başka bir kapsamda duruyordu. Ama bunları da dezenfekte etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarına bugünden itibaren 100 adet dezenfekte istasyonu kuruyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse karşı aldıkları yeni önlemleri açıkladı. Hafta sonu 24 saat toplu ulaşım hizmetine ara vereceğini belirtti. Hafta sonu 24 saat ulaşım hizmeti vardı. Bu hizmet özellikle hafta sonu yoğun bir şekilde çalışan ve sosyal hayatı güçlendirmek adına yaptığımız bir hizmetti. Bugün bunu ifade edelim ki bu hizmeti geçici olarak durduruyoruz. İstanbul'da işe gidiş ve dönüş saatleri dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İnsanlarımızın bu süreçte duyarlı olması, sokağa çıkmaması bizim için değerli. Hem buna paralel olarak hem de kent içindeki mobiliteyi de mümkün olduğunca azaltmak adına seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz. 35 ambulans da koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin de 35 adet ambulansı bu süreçte koronavirüse karşı özel olarak donatıldı ve bütün çalışanlarımız özel olarak donanımlı hale getirildi, bütün tedbirleri alındı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerine de son derece güvenli 35 ambulansımız halkımızın hizmetinde olacak. Toplumsal duyarlılık, bilinç çok önemli bir şey. AVM'ler, alışveriş merkezleri açık kalmaya devam edecek. Bir yasak yok. Ama Türkiye'nin en önemli zincirleri, patronları hayır. Ben evden dışarı çıkmazken elemanım, çalışanım da çıkmayacak dedi ve mağazaları kapattı. Şimdi sıra AVM'lerde. Çok sayıda AVM patronu da hem kapanan iş yerlerinden kira almayacağım hem de ben de kapatacağım diyor. Önemli gelişmeler, önemli dayanışma örnekleri bunlar. AVM'lerde gelinen son nokta, izleyelim. Korona. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtta görülen koronavirüs önlemleri kapsamında evinizden çıkmayın uyarısını yaptı. Hızlı ve etkin önlemler alınması gerekiyor. Akıllardaki soruysa alışveriş merkezlerinin kapanıp kapanmayacağıydı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği AVM'lerin kapatılmasını tavsiye etti. Ardından alışveriş merkezleri bir bir kapanmaya başladı. Birçok ulusal markamız kapatma kararı aldılar. İstanbul'da Acıbadem'deki Akasya Alışveriş Merkezi, Esenyurt'taki Akbatı Alışveriş Merkezi, Kadıköy'deki Optimum Alışveriş Merkezi, Nişantaşı'ndaki Cities Alışveriş Merkezi, Kadıköy'deki Kozi Alışveriş Merkezi, Kartal'daki Piazza Alışveriş Merkezi, Küçükyalı'daki Hilltown, Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi, Avcılar'daki Pelikan Mall kapılarını kapattı. Bursa'da 2 alışveriş merkezi kapandı. 5 alışveriş merkezi de çalışma süresini kısalttı. Kent Meydanı Alışveriş Merkezi ve Az Outlet Alışveriş Merkezi geçici süreyle kapandı. Alışveriş merkezlerindeki gıda marketleri 12-20 saatleri arasında hizmetini sürdürecek.
Bursa'da bazı AVM'ler de faaliyet zamanını daralttı. Özdirek Nilüfer Park, Korupark Alışveriş Merkezi, Zafer Plaza, Carrefour'sa Bursa, Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, Anatolium Bursa 12 ve 20 saatleri arasında açık kalacak. Ankara'da Ankara Arkadyum, Ankara Armada Alışveriş Merkezi kapandı. Ankamol Alışveriş Merkezi 110 dükkan kapatma kararı aldı. Eryaman Metromol Alışveriş Merkezi'nde market ve eczaneler açık olacak. Yurt genelinde kapanan alışveriş merkezleri ise şöyle. Sakarya Serdivan Alışveriş Merkezi, Samsun Canik Lavlet Outlet ve Piazza Alışveriş Merkezi, Samsun Atakum City Mall Alışveriş Merkezi, Yeşilyurt Alışveriş Merkezi, Samsun İlk Adım Bulvar Alışveriş Merkezi, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi. Ve o haber, İstanbul'un asırlardır ayakta dimdik duran o şaheser camileri ve cuma namazı. Tarihi bir durum yaşıyoruz dedik ya, korona öncesi ve sonrası. Cuma namazı kılınamadı. O tarihi camiler ıssızlaştı. En boş günlerinden birini yaşadı. Dışarıdan sadece bakabildiniz, hüzünlüydünüz. İşte bugün cuma namazı. Sela da okunamadı, namaz da kılınamadı. Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması, tarihi camileri ve avlularını boş bıraktı. Cami kapılarına camilerin koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğuna dair notlar asıldı. Kapalı kapıların önünde polis nöbet tuttu. İşte tarihi Sultanahmet Camii. Özellikle cuma vakti hınca hınç dolan cami ve avlusunda bu cuma sessizlik hakimdi. Süleymaniye Camii ve Eyüp Sultan Camii'de cuma vakti boş kaldı. Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar da camilerin kapalı olduğunu öğrenince çaresiz evlerine geri döndüler. Müslümanların kıblesi Mekke'de, Kabe'de de görüntü çok farklı değil. Suudi Arabistan'da, kutsal topraklarda da namaz kılınamıyor. Nedeni belli, virüs. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Koronavirüs, kutsal toprakları da vurdu. Rabbena ve lekel hamd. İslam aleminin en kutsalı Kabe, katil virüsten etkilendi. Allahu Ekber. Suudi Arabistan, koronavirüse yakalanmasından sonra önlemlerini arttırdı. Virüsün yayılmaması için Kabe ziyarete kapatılmıştı. Müslümanlar, mukaddes toprakların kalbi Kabe'de artık namaz kılamayacak. Önlemler genişletildi. Kabe'de bulunmak dahi yasaklandı. Üç gün öncesiydi. Yani salı günü diyebilirim. Ender Saraç Hoca'yı telefonla aradım. Hocam, bağışıklığımızı nasıl güçlü tutabiliriz? Sizinle bir canlı yayın yapmak istiyorum. Ekrem dedi, yorgunum. Kendimi bitkin hissediyorum. Çok sayıda hastayla ilgilendim bugün. Ne olur beni yorma. Hocam lütfen dedim. Sağ olsun kırmadı ve yayına çıktı. O yayından sonra Ender Hoca kendisini çok kötü hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda dedikodu üretildi ama Ender Saraç test oldu ve koronavirüs, COVID-19 negatif çıktı. Hocanın son röportajını TGT Haber ekranından bir hatırlayalım ve geçmiş olsun diyelim. Doktor Ender Saracın da virüse yakalandığı öne sürülmüştü. Yapılan testin sonucu negatif çıktı. Doktor Ender Saraç, aile hekimi, aynı zamanda beslenme uzmanı. TGRT Haber ekranlarında da koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaşmıştı. Karanfilinde antivirütik bir etkisi var.
Bu yayından birkaç gün sonra Ender Saraca da koronavirüs teşhisi konulduğu iddia edildi. İstediğiniz önlemi alın, istediğiniz kadar korunmaya çalışın. Normal grip ki çok hızlı ve kolay bulaşır. Normal grip virüsünden 10 misli en az daha hızlı bulaşabiliyor. Eşi Benen Saraç, Doktor Saraç'ın test sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Doktor Ender Saraç'ın koronavirüsüne yakalanmadığı ortaya çıkmış oldu. Beta glukan gibi doğal bağışıklık sistemi güçlendirici destekleri almak. Ve ünlü gezginlerimiz pozitif çıkmıştı onların testi. Gezi programı sunucusu Burak Akkul yoğun bakıma alındı. Akkul'un eşi Seda Akkul da karantinada. Korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif tedavi görüyorum. Çok gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de 5 gün oldu. Şüpheleri yersiz değildi. Testi pozitif çıktı. Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum. Kendisi yoğun bakıma, eşi karantinaya alındı. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim. Burak Akkul, Gezi programı sunucusu. Eşi Seda Akkul'la bir ay önce İsviçre'ye gitmişti. Rahatsızlandı. Otel odasında istirahat etti. Akkul'un rahatsızlığı Türkiye'ye dönünce de sürdü. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Test uygulattı. Korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif tedavi görüyorum. Test pozitifti. Akkul koronavirüs taşıyordu. Yoğun bakıma alındı. Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum. Sosyal medyada Akkul'un öldüğüne dair iddialar çıkmıştı. Kayınbiraderi Hüseyin Arslan bu iddiaları yalanladı. Burak Akkul'un öldüğü yönünde haberler çıkaranlar vicdan yoksunu paylaşımında bulundu. Akkul'un eşi Seda Akkul'sa şu an karantinada. Bilimin, teknolojinin, ekonominin merkezi Avrupa. Virüs ülke ülke, şehir şehir sarsıyor, yıkıyor, can alıyor. İtalya en çok ölüm yaşanan ülke. İngiltere tamamen evlere çekildi. Almanya'da sokağa çıkma yasağı geldi. Yaşlı kıtanın virüs günlerinden canlı yayınlar az sonra. Ve Avrupa'ya gidiyoruz. Öncelik Fransa'da resmen sıkı yönetim ilan edildi. Kapılar kapatıldı. Yönetim de çok sert. Sıkı yönetime, tüm uyarılara rağmen dışarı çıkanlara, sokağa çıkanlara Fransız bakan ne dedi biliyor musunuz? Embesiller. İzleyelim. Doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact. Macron bu daha başlangıç dedi. İçişleri Bakanı sokağa çıkanları topa tuttu. Yasağı delenler için embesiller ifadesini kullandı. Gündem o sözlerle çalkalandı. Honneur, le motif de son déplacement. Fransa'da aylardır süren tansiyon koronayla düştü. Cumhurbaşkanı sıkı yönetim ilan etti. Sarı yelekliler 2018'den bu yana süren gösterilere son verdi. Paris'te ordu da tedbiren sokağa indi. Yasağa kulak asmayanlar da vardı. Yaka paça gözaltılar yaşanırken İçişleri Bakanı Christophe Castaner çok sert konuştu. Hedefinde kuralı delenler vardı. Bazıları kuralları çiğneyince kendilerini modern çağ kahramanı sanıyor dedi ve o sert sözleri sarf etti. Ama onlar birer embesil ve kendilerine de tehdit oluşturuyorlar. Ülkenin bir numarası Amerikan mevkidaşıyla koronayı telefonda görüştü. Ardından Fransa'da virüsün daha başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. Fransa'da sokaklar ıssızlaştı, caddeler tenhalaştı. Kameralara bu görüntüler yansıdı. Beyaz perdenin en prestijli törenlerinden birine de korona gölgesi düştü. 73. Cannes Film Festivali iptal edildi. Şimdi sizi eskiden böyle uzaktan gıptayla baktığımız, ah bir ziyaret etsek dediğimiz, çoğumuzun da ziyaret ettiği Avrupa'nın ünlü şehirlerine götüreceğim. Salgının etkilerini göreceksiniz ve durumun çarpıcı fotoğrafını çok daha net çekeceksiniz. Buyurun Avrupa'nın ünlü şehirlerinin son haline bir bakın. Ölüm çemberi dünyanın etrafını sardı. Önlemler koronaya engel olamıyor. Ülkelerse çaresizce izliyor. Korona sınır tanımaksızın tüm coğrafyaları vuruyor. Bu kez adres Avrupa.
Dünya nefes alamıyor. İnsanlar hapsolmuş durumda. Evden başka kaçacak yer kalmadı. Korona sardı dört bir yanı. Dünyanın ünlü meydan ve sokaklarını ise virüs sessizliği kapladı. Almanya'da dün akşam söylediğimiz bugün resmen oldu. Almanlar evde kalın uyarılarını dikkate almayınca 3 ayrı eyalette sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Hemen Frankfurt'a gidelim. Orada yaşayan kuzenim Cüneyt Açıkel yine canlı yayın konuğum. Cüneyt, önce son durum. Almanya'da kaç vaka ve kaç ölüm var? Rakamlar netleşti mi? Bugünün rakamları 18.500 vaka, 53 ölüm var. Bu gittikçe tabii her gün artıyor. Artıyor. 53 yaşam kaybı. Peki, gelelim sokağa çıkma yasağına. Hangi eyaletler onlar ve bu ağır kararlar neden verildi? Eyaletler Bavraya eyaleti, Baden-Württemberg eyaleti ve Saarland ilk etapta. Karar neden verildi? Dün de yayında söylediğimiz gibi vatandaş dışarıda parklarda piknik alanı olarak kullanıyor. Ve kafeler, restoranlar tıklım tıklım dolu. Karar bu yüzden verildi. Ve pazar veya pazartesi tüm Almanya'ya yayılacağı söyleniyor. Biz de o haberleri bekliyoruz. Hükümetin böyle bir karar alma ihtimali var şu an. Tüm Almanya'da neredeyse 90 milyon için sokağa çıkma yasağı. Dehşet verici bir karar olur. Kaldı ki 3 eyalette çıkmış. Şimdi Cüneyt, ben sormak istiyorum sana. Mesela ben Almanya'da yaşayan bir Türkiyeli olsam. Çıktım sokağa yasağa rağmen. Anneme yemek götüreceğim. Bana engel olamazsınız deyip çıksam, dolaşmaya başlasam. Mesela Münih'te. Bunun cezası ne olur? Şimdi zaruri ihtiyaç için özel izinler var. Temel gıda satın almak için marketlere gittiğinizde özel izinler var. İşe gideceğim dediğinizde de özel izinler var. İş yerinin verdiği bir belgeler doğrultusunda sokakta çıkıp işinizi takip edebilirsiniz. Ama keyfi olarak ben çıkarım, bana kimse bir şey diyemez dediğin vakit, söylenenlere göre, çünkü böyle bir uygulama Almanya'da hiç olmamış. Söylenenlere göre 300 ile evet. 300 euro ile 25 bin euro arasında cezalar söz konusu. Evet. Son soru, hızlıca cevap alayım. Çevrende, bizim Türkiye'lilerde hastalık, virüs bulaşan kimse var mı? Duydun mu hiç? Maalesef yani ırkı, yaşı, cinsiyeti pek fazla söylenmiyor. Yani cinsiyetini bazen istisnalarda söylüyorlar ama yani ırkı, nereden geldin, nereli, onlar söylenmiyor. Bilgiler eksik maalesef diyorsun. Cüneyt, çok teşekkür ederim. Sen de kendine ve ailene iyi bak lütfen. Gelelim koronayla mücadelesini kazananlara. Onlardan alacağımız dersler var. Mücadelenin adeta kitabını yazdılar. Çin'in yanı başındaki ülke virüsün ateşini pat diye düşürdü. Daha geçtiğimiz ay yeni vaka sayısı 1000'e yaklaşıyordu. Son açıklamalara göre o sayı 74'e kadar geriledi. Güney Kore. Peki Güney Kore bunu nasıl başardı? Hangi tedbirleri aldı? Hangi tedbir onları zafere taşıdı? İzleyelim. Merkez üssünün yanı başında koronanın ateşini düşürdüler. Yeni vaka sayısını 900'den 74'e çektiler. Başarının adresi Güney Kore. Çin, kabusla kırılırken onlar testlere sarıldı. İyi sonuçları da öyle aldılar. Güney Kore 286 bin test yaptı. İtalyanlar 148 bin kişinin korona röntgenini çekerken Amerika 41 bin kişiyi mercek altına aldı. Fransızlarda bu sayı 11 bin oldu. Yeniden Avrupa'ya dönelim. Sıkı yönetimde birleşiyor Avrupa neredeyse. İngilizler sonunda geri adım attı. Kontrollü salgın falan hak getire. Adada yeni tedbirler peş peşe hayata geçirildi. Ordu teyakkuzda bir kere. Birçok hatta metro seferleri iptal. İngiltere'de bugün itibariyle eğitime de ara verildi.
Düşüncem o ki virüsün eğilimini 12 haftada tersine çevirebiliriz. Sonunda geri adım attı. Tedbirler hat safhaya çıkarıldı. Adada sokaklar tenha, metrolar boş, ordu teyakkuzda. Ülkenin kalbinde artık geçici morglar var. Güvenim tam. Koronayı bu ülkeden göndereceğiz. Ancak bunu gerekli adımlara atarsak başarabiliriz. Avrupa olağanüstü hal ilan ederken İngiltere o haberle sarsıldı. Virüse karşı sürü bağışıklığı stratejisi çok konuşuldu. Dört aşamalı mücadele planı da sınıfta kaldı. Okullar bile tatil edilmemişti. Kobra adı altında toplanan Acil Durum Komisyonu eleştiri oklarına hedef oldu. Sonunda yetkililer çağrılara kulak verdi. Önlemler arttırıldı. Eğitime ara verildi. Halka evde kalın çağrısı yinelendi. Adanın kalbi atmaz oldu. Londra'da geçici morglar bile kuruldu. Başkentte caddeler tenhalaştı. Birçok metro istasyonu kapatıldı. Evet, İngiltere'de hayat bugün itibariyle durdu. İzledik haberi. Her yer kapalı. Haydi gelin Londra'ya gidelim. Önemli sorulara cevap arayacağız. İhlas Haber Ajansı'ndan muhabir arkadaşım Yunus Dalgıç bizi bekliyor. Önce sağlık durumu. Herkes evine çekildi ama sen çalışmak zorundasın Yunus. Senin sağlığın nasıl bugün? Evet Ekrem Açıkel. Hepinize İngiltere'nin başkenti Londra'dan tekrar iyi akşamlar. Her gün söylediğimiz şekilde evet bugün iyiyim ama yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Peki hayat durdu kapandı dedik ama özellikle bu canlı yayınımızda senin bilgilerinle İngiltere'deki Türklere odaklanmak istiyorum. O da şu, 500 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Malum Ankara Anlaşması. Bunu kullanarak dedim ya, 10 binlerce Türkiye'li freelance, yani kendi işini, kendi şirketini kurup serbestçe çalışıp İngiltere'de yaşıyor, yaşıyordu. Onların durumları ne olacak? Türklerin durumlarını virüs nasıl etkiler? Biraz anlatsana. Evet, aslında koronavirüsünden en çok etkilenen insanlar evlerinden çalışmayan, yani ofislerden freelance olarak çalışan insanlar, ofisler dışında çalışan, serbest çalışan insanlar virüsten en çok etkilenen kesim oldu. Tabii ki bunların içerisinde Türkiye'den buraya gelip hayatlarını değiştirmek üzere yeni hayat kuran Ankara Anlaşmalıları da içine sokabiliriz. Yaklaşık 500 bine yakın Türk vatandaşımız İngiltere'de yaşıyor. Birçoğu da Ankara Anlaşması sayesinde burada hayat kurmaya çalışıyorlar. Ve şu anda hepsi belli bir soru işareti ve bilinmezlik içerisindeler Ekrem Açıkel. Son aldığımız bilgilere göre 14 Şubat 2020'de yayınlanan bir genelge var. Ve o genelge hala aynı şekilde devam ediyor. Yani İngiltere hükümeti bu anlaşma kapsamında bu genelgeyi değiştirmediği takdirde Ankara Anlaşmalıların durumu şu an nasılsa, en son yayınlanan genelge ne durumdaysa aynı şekilde devam edecek. Evet. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz kısa tuttuk Yunus ama en önemli meseleyi Türkler açısından anlattın. Lütfen kendine dikkat et. Bağlantılarımız da devam edecek. Almanya, İngiltere dedik. Gidelim İtalya'ya. En çok Avrupa'da virüsün etkilediği ülke İtalya. Her gün yeni bir kabusla uyanıyor. Hastanelerde yer yok. Doktorlar çaresiz. İtalya'daki kayıp sayısı biliyorsunuz. Çin'i geride bıraktı. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyanın bir numaralı gündemi. Her geçen dakika yeni vakalar duyuluyor. Ölüm haberleri peş peşe geliyor. Virüsün en çok yıkıma yol açtığı ülke artık resmi olarak İtalya. Salgının merkezini geride bırakan ülkede ölü sayısı önlenmez bir hızla artıyor. Çin'i geçmiş durumda. İtalyan sağlık sistemi ise baskı altında. Sistem çöktü. Doktorlar hasta seçmeye başladı. Biz koronavirüs salgınında tam bir acil durum halindeyiz. İşte bu doktor, ülkedeki COVID-19 vakalarının çoğunu gördü. Kuzey İtalya'daki bir hastanede çalışan İtalyan doktor yardım talebinde bulundu. Evde kalın çağrısı yaptı. Lütfen evde kalın. İtalyan doktor, ülkedeki vakaların görüldüğü hastanelerde personellerin mücadelesini anlattı. Yardım ve ekipman talebinde bulundu. İtalya, virüs nerede en çok can aldı diye soracak olursanız, evet İtalya, Bergamo, Lombardiya bölgesi. Gelen her bilgi insanın yüreğini yakıyor. Bergamo'ya gidelim, gazeteci arkadaşım Gökhan Kutluer en ağır bedeli ödeyen yerde. Gökhan, koronanın
en yoğun olduğu adrestesin. Dün akşamdan şu dakikaya. Nasılsın? Senin sağlık durumunu sorarak başlayayım. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar. Ben iyiyim. Yani kişisel açıdan her şey yolunda. Sadece psikolojik olarak her geçen gün biraz daha zorlanıyorum. Çünkü konuşacak kimse yok. Yani insan teması kuracak kimse yok. Evet. Bu epey zorluyor. Evet. Amerika'da cezaevlerinde araştırma yapmışlar. Sizi en çok zorlayan ceza ne diye sormuşlar tutuklulara ve hükümlere. Onlar hücre cezası. İletişimsizlik demiş. Konuşmadığınız zaman, iletişim kurmadığınız zaman hayat çekilmez oluyor. Çok doğru. Şimdi biz İtalyanları coşkulu konuşmaları, mimikleri, elleri, kolları yüksek sesli iletişimleriyle tanırız. Şimdi bu insanlar ne durumda? Nasıl iletişim kuruyorlar? Birbirinizle konuşabiliyor musunuz? Açsana biraz. Birbirimize sadece markette ya da postanede, eczanede bir sıradayken affedersiniz geçebilir miyim? Bu kadar. Kasiyer bir şey söylerse ya da bir yerde çalışan eczacı onunla iki kelime edebiliyorsanız edebiliyorsunuz. Onun dışında zaten konuşma mesafesinde bir araya gelmek izin verilen bir durum değil şu an. Bu yüzden zaten bisiklette koşuydu vesaire bunlar da yasaklandı. Yani iletişim kurmak imkansız şu an İtalya'da. Herkes video konferans görüşmesi yapıyor vesaire. Yani her şey internetten yürütülmeye çalışılıyor. Evet. İlişkiler sanal hale geldi mecburen. Evet. Gökhan, biz Türkiye'de artık doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza minnetimizi alkışlayarak gösteriyoruz. İtalya'da virüsle savaşan doktorların durumu nasıl? Bununla ilgili iyi haberler vermem ne yazık ki zor. En basitinden benim bulunduğum bölgede Bergamo'da dün aldığım habere göre sırf bir hastanede, Seriate bölgesindeki bir hastanede 18 sağlık çalışanına virüs bulaşmış durumda. Bunlardan iki tanesi ne yazık ki hayatını kaybetti. İtalya genelinde ise virüs bulaşmış sağlık çalışanı yani bunun içine hastanede çalışan herkes giriyor. Doktor, evet. Hemşire, kim olursa olsun. Toplamda %10'a ulaşmış durumda. Yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti. 20 doktor hayatını kaybetti İtalya'da. Sırf bu virüs yüzünden. Tabii ki sosyal medyada bu insanlara destek var. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi burada da bu insanların ailelerine evet. Destek olunmaya çalışılıyor ama tablo iç açıcı değil ne yazık ki. Evet. Son soru. Mesela ben İtalya'da olsam, evimden hiç çıkmadan yemek siparişi ya da ürün siparişi versem gelir mi? Ürün siparişi artık gelmez. Sadece yemek siparişleriniz gelir. O da belli saatler içerisinde gelir. Yavaş yavaş bugün itibariyle bütün online işletmeler servislerini kısıtlamaya, daha doğrusu tamamen kapatmaya gitmeye başladı. Örneğin bugün, yani daha doğrusu bu haber dün düştü basına. Bu İtalyan posta servisinde iki çalışan hayatını kaybetti virüs yüzünden. Evet. Bu gelişmenin ardından online hizmetler ve kuryeler servislerini durdurma kararı aldı. Şimdi hükümet bununla ilgili müzakere sürecinde bu firmalarla. Çünkü bir yandan da bu insanlara servis ulaşması gerekiyor, bir şeylerin gitmesi gerekiyor. Bakalım son durum ne olacak? Peki, bu tip yayınlar nasıl bitirilir bilmiyorum. Zorlanıyorum ben de. Gökhan, kendine dikkat et. Bize de çok destek oldun. İnşallah kapını çalmaya devam edeceğiz ama öncelik senin sağlığında. Çok peş peşe haberlerimizle, canlı yayınlarımızda Avrupa'nın nabzını, Türkiye'nin nabzını koronavirüs bağlamında tuttuk. Şimdi biraz daha meseleye farklı açıdan yaklaşalım. Sizi de rahatlatmak istiyorum. Bunaldığınızın farkındayım. O zaman gelin şu kapalı kaldığınız evde, dışarı çıkmayarak doğru yaptığınız evde nasıl habire yiyip de şişmanlamak, iyice hantallaşmak yerine nasıl zayıflar, nasıl egzersiz yaparız? Onunla ilgili çalışmaya başlayalım. Spor eğitmeni Ozan Şanlı şu anda canlı yayında Nişantaşı'ndaki salonunda benim karşımda. Hocam, eve sıkıştık. Sürekli atıştırıyor herkes. Kilo almamak, hatta kasları çalıştırmak gerekiyor. Dahasını söyleyeyim, egzersiz yapmak virüsle mücadelede de çok faydalı. Peki 50 metrekarelik bir odada ya da salonda nasıl spor yapılır? Hocamıza soralım. Hocam, en çok tercih edilmesi gereken hareket. Bize uygulamalı gösterir misiniz?
İyi akşamlar, öncelikle iyi yayınlar. İyi yayınlar. Öncelikle şöyle, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Yani bu durumdan en kolay bir şekilde çıkmamızı umuyorum. Tabii ki evde kaldığımız süre içerisinde bizim egzersiz yaparak kan dolaşımını hızlandırmamız, bağışıklığımızı evet. kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunun için tabii ki belli başlı egzersiz teknikleri var ama bundan önce sakatlanmamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü neden? Evde yapılan egzersizler biraz da olsa risk taşır. Yani ne gibi? Dize fazla yük bindirmek gibi, bele daha fazla yük bindirmek gibi. Tabii ki her egzersizden önce güzel bir ısınmak gerekiyor. Dinamik ısınmayla ben başlayabilirim. Şimdi şu şekilde bacaklarımızı ikiye açıp aktif bir şekilde yere doğru eğilerek bu şekilde başlayabiliriz. Evet. Bunları 15-20 saniye aralıklarla yapıp sağa ve sola doğru gidip her bölgeye yayabiliriz. Evet, bu şekilde olduğu gibi asla ve asla esneme ve ısınma yapmadan egzersize başlanmamasını öneriyorum. Tabii ki şu şekilde bacağımızın önünü bu şekilde de yaparak yapabiliriz. Esniyoruz ve saniye. Kan dolaşımını hızlandırıyoruz hocam, değil mi? Evet, evet. Ben egzersize başladım diye ileti gönderiyoruz vücuda. Tekrar bu şekilde. Evet. Ve tabii daha sonra yine bir önemli bir esneme tekniğimiz bu şekilde. Evet. Televizyonun karşısında oturarak olmuyor. Bekle. Hocamızı izliyoruz ve aynılarını yapacağız hocam. Anlatmaya devam, buyurun. Tabii. Esnemeyi biraz olsa göstermek istiyorum. Çünkü bizim insanımız bildiğiniz gibi hemen olaya girmeyi sever. Hani çok bir sabırsızızdır. Ama tabii ki önce bir hazırlık yaparak girmek hem daha sağlıklı, medikal açıdan daha doğru buluyorum ben. Evet. Giriyoruz. Evet, biraz da olsa hazırız. Ben zaten daha önce de ısınmıştım. Size de tavsiye ettiğim en az bir 5-6 dakikanızı buna ayırmak. Daha sonra basit hareketlerle başlayabiliriz. Dediğim gibi asla ve asla kendimizi fazla yormadan, hele ki şu dönemde orta ve düşük şiddetli antrenmanlar bizim bağışıklığımızı artıracak. Yüksek evet. şiddettekiler de bizim vücudumuzu çok daha fazla yoracak. Evet. Hemen basit squatlarla başlayayım. Evet, kollarımız karşıda. Dizlerimiz, ayak parmak uçlarımızı hizasını geçmiyor. Kalçamızı aşağı doğru düşürdük. Dizlerimiz sağa veya sola asla yön değiştirmiyor. Buradan kalkıyoruz. Şimdi hareketin ritmi burada çok önemli. Bunu bu şekilde hızlı değil de biraz daha böyle kontrollü bir şekilde yaparsak dizlerimize fazla yük bindirmemiş oluruz. Evet, evet. Kuvvet uyguluyoruz. Burada nefesimizi veriyoruz. Bu hareketin pozitif kısmı. Bu da negatif kısmı. Evet, burada nefesimizi aldık. Evet, burada verdik. Güzel hocam. Bunu 3x12 şeklinde ama bu ritimle yaparsak vücudumuzun bir şekilde yorulduğunu ve zorlandığını göreceğiz. Başka hocam seri olarak alalım. Evet. Tabii. Köprü egzersizini önereyim hemen. Bu da bu şekilde bacağımızın arkasını, kalçamızı güzel ve etkili bir şekilde çalıştıran bir egzersizdir. Biliyorsunuz ki bacak çok önemli bir kas grubu. Bizim evet. en büyük kas grubumuz bacaktır. Bacaktan eğer başlarsak egzersizlere kan dolaşımımız daha fazla hızlanır. Tabii ki bu da kardiyovasküler gücümüzü bir nebze olsa daha fazla artırmamıza sebep olur. Daha sonra basit karın hareketlerle devam edebiliriz. Evet. Hocam. Evet, kollarımız yukarıda, bacaklarımız şu masa şeklinde. Evet, buradan kürek kemiğimizin alt ucuna kadar kalktık. Yavaş bir şekilde geriye döndük. Tekrar burada nefesi veriyoruz. Buradan geriye. Bunu da 3x15 şeklinde birer dakika dinlenme aralarıyla uygulayabiliriz. Tabii ki bunun farklı varyasyonları var. Ellerimiz yanda, evet. dizlerimiz tekrar bu pozisyonda. Buradan karnımızı, dizlerimizi karnımıza çekip karşıya doğru ittik. Burada önemli olan hareket bittiğinde bütün nefesi vermiş olalım. Tekrar aldık, şişirdik, evet verdik. Evet. Evet, bu.
Çünkü düzenli bir nefes yine daha hızlı bir kan dolaşımına sebebiyet vereceğinden bu şekilde bunu da 3x15 şeklinde yapabiliriz. Tabii ki ne kaldı geriye? İşte hepimizin merakla beklediği gibi yanlar. Evet. Herkes bize gelen her öğrenci hocam yanlarım, hocam yanlarım. Tabii ki yanlar için de bu tarz yan planklar yapabiliriz. Evet, pozisyonumuz bu. Bu şekilde 30 ve 40 saniye kişinin kondisyonuna göre beklemesini tavsiye ediyorum. Ama tabii ki buradaki kısas, karnımız sıkı, kalçamız sıkı. Düzenli bir nefes alıp verdik. Yani nefes bu işin en çok önemli bir kısmı. Diyafram nefesi. Sayın Ekrem, Bekleme. Evet, evet, evet. Diyafram nefesi. Şöyle, biz egzersiz yaparken karnımızı içeride tutarak ciğer, yani akciğer nefesi almaya çalışıyoruz. O da neden? Vital kapasitemiz, yani maksimum oksijen alımımız artsın, evet, diye. Diyaframı çok fazla kullanmayı, evet, tavsiye etmiyorum. Tamam. Çünkü karnımızın içeride olmasının sebebi bu. Yüzeyli. Bakın, karnım benim içeride. Göğüs kafesim şişecek. Evet. Bu. En önemli hareket bu değil mi hocam? Tabii ki bunu hareketli hocam bir şekilde de yapabiliriz. Evet, evet. Yani bunu bu şekilde çeşitlendirebilirim. Evet. Evet. Bu şekilde çeşitlendirebilirim. Tabii ki bunu diğer varyasyonunu da yapmamız gerekecek. Daha sonra tabii ki hepimizin son olarak bir dakikamız var hocam. Son bir dakikada toparlayın. En önemli bir hareket daha gösterin. Size veda edelim. Evet. Bu şekilde yine böyle genel kuvvetimizi artıracak, kas kuvvetimizi artıracak bir egzersiz göstereyim. Hepimizin bildiği gibi şınav hareketi, ama tabii ki bunu doğru yapmak çok önemli. Burada kürek kemiklerimizin içine gömülmüyoruz. Aksine bunu, kürek kemiklerimizi dışarıya çıkardık, omuzlarımızı düşürdük. Evet, bu şekilde hareketi iterken tekrar nefes verdik, tekrar aldık. Evet, bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında tabii ki yine bu antrenman bitişlerinde tekrar esnememizi, kaslarımızı, kısalan, gerilen kaslarımızı uzatarak sakatlığın önüne geçebiliriz. Hepimize egzersiz yapmasını tavsiye ediyorum. Güçlü bağışıklık için, güçlü bir beden için bu hepimizin bir yaşam biçimi olması lazım. Herkesi spora çağırıyorum. Dediğim gibi düşük şiddetli, orta şiddetli egzersizler tavsiye ediyorum. Çünkü bu bizim bağışıklığımızı artıracak, vücudu çok yormadan, hele ki böyle bir dönemde psikolojimizi de güçlü tutmayı ve bol bol su içmeyi tavsiye ediyorum. Ozan Şanlı, spor eğitmeni, harika bir canlı yayındı. Bize bu hareketleri gösterdiniz. Evde sürekli atıştırmalıklarla televizyon seyretmek yerine egzersiz yapıyoruz ve kitap okuyoruz. Nişantaşı'na selamlar, kalın sağlıcakla. Sağ ol. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, İran'da yaşanan o mesele maalesef geldi, bizi de buldu. İran'da kimilerine göre bazı alkolleri almak iyileştiriyor, virüsü öldürüyormuş. Ama çok yanlıştı. Onlarca kişi öldü. Gözlerden kaçmasın. İstanbul'da da 20'nin üzerinde can kaybı var. Çoğu da Türkmenistan uyruklu. Sebebi sahte alkol. Kimse vücudunu sahte alkolle temizleyemez, ama Türkmenler içmiş İstanbul'da. İzleyelim. Önce vücutlarına döktüler, sonra da içtiler. Koronavirüsüne karşı saf alkolde şifa arayan 21 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ölenlerin hepsi Türkmenistan uyruklu. Amaçları koronavirüsünden korunmaktı. Vücutlarına döktükleri saf alkolü daha sonra içtiler. Aynı yöntemde geçtiğimiz gün 20 kişi hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavi gören bir Türkmenistan uyruklu şahsın daha kurtarılamamasıyla ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kaçak yollardan saf alkol ticareti yapanlara yönelik soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı. Evet, çok ilginç. Biz insanlar eve çekildik. Virüs yüzünden Türkiye'nin hava sahası temizlendi. Türkiye'nin hava kalitesi arttı. Arkamda görüyorsunuz, kim derdi virüsün havayı temizleyeceğini? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye haritası. Bu 15 gün öncesinin. 15 gün öncesi daha virüsle o kadar yüz yüze gelmemişiz. Şu sarı yerler var ya, havanın kalitesizliğini gösteriyor. Sarı turuncu noktalar. Yeşil noktalarsa havanın kaliteli olduğunu. İşte
Kaz Dağları ve çevresi ne kadar kaliteli? İstanbul, Kocaeli, Marmara bölgesi, Bolu'ya doğru ne kadar sarı, hatta turuncuya çaldığını görüyorsunuz. Sebebi hava kirliliği. Virüs geldi, insanlar çekildi, arabalar garaja çekildi. Çoğu yerde fabrikalar üretimi durdurdu. Bakınız son, bugünün Türkiye'nin hava kalitesi. Yemyeşil olmuş durumda neredeyse. Hava kalitesine artı değer katmak. Marmara bölgesine bakar mısınız? İstanbul ve çevresinde de yemyeşil görünüyor. Soluduğumuz o havanın da kalitesi ilginçtir. Virüs sayesinde arttı. Sebebi biz insanların çekilmesi ve kirliliğe bir parça mola vermiş olmamız.